Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Şimdi birazdan bir konuğumuz da olacak bu arada, onu da söyleyelim. Reklamdan sonra yeni bir halka arz var BİST'te. Akyürek Holding ve Akyürek Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Akyürek bizlerle beraber olacak. Ama hocam biz önce genel piyasa değerlendirmemizle başlayalım. Şimdi dün yine bir rekor vardı BİST'te. Evet. Dış piyasalarda da olumlu bir görüntü vardı. Neydi bunun sebebi? Özellikle BİST'teki rekorda yine dikkat çekiciydi. Evet Barış, şeyde özellikle hani borsada aslında rekor kırıldı ama rekor şöyle kırıldı. Son 15 dakikada kırıldı rekor. Çok sert bir artış vardı. Dolayısıyla hani açıkça bu son hızlı artışın sebebi neydi dersen, orada bir haber mi vardı, önemli bir şey mi geldi? Öyle bir şey de yoktu. Zaten dün hatırlarsan piyasada şey yapmıştık. Genel olarak önce yatay bir açılış, sonra yukarı yönlü bir hareket beklediğimi belirtmiştim. Bunun temel sebebi de yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısından hem politika faizinde hem koridorun üst bandında hem alt bandında indirim bekleniyor. Bu konuda Anadolu Ajansı'nın finans birimi bir anket yaptı ekonomistler arasında ve ortalaması en azından 25 baz puanlık indirim. Diğer taraftan bu analistlerin verdikleri cevaplara baktığımızda yaklaşık 50 baz puan bekleyenler de var. Yani üst koridor 7'deydi, bunun 6,5'a çekileceğini düşünüyor. Politika faizi 5 seviyesinde, bunun 4,5'a inebileceği konuşuluyor. Artı 3,5 alt bantta 3,5 seviyesine kadar çekilebilir, aşağı yönde indirilebilir. Birincisi bu beklentiler borsayı yukarı çekmiş olabilir ki bu beklentiler tabii ki faizlerin inmesi ciddi anlamda şirketlerin değerlerini arttıran bir şey. Çünkü şirketi siz değerlerken şirketin gelecekte kazanacağı paraları bugünkü faizlerle indirgiyorsunuz. Yani risk iskonto ediyorsunuz. O iskonto ettiğiniz oran aşağı indikçe şirketin değeri artıyor. Bu dolayısıyla borsadaki fiyatları da yukarı çekiyor. Aynı zamanda biliyorsun yarın Sayın Başbakan Amerika'da ve Amerika ziyareti sırasında önemli konular görüşülecek. Bunlardan en önemlisi, dün de bahsetmiştim, Türkiye ile Amerika arasında bir ikili ticaret anlaşması veya serbest bölge kurulması konusu. Avrupa Birliği ile yapacakları anlaşmanın Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için artı bir ek anlaşma yapılması gerekiyor. Tahmin ediyorum bu konuda Türkiye başarılı olacak. Bu olumlu etkiliyor olabilir. İkincisi, Sayın Başbakan Amerika'dayken acaba bir not artırımı gelir mi S&P'den diye bir beklenti var. Evet. Bence o beklenti de piyasaları, borsayı bayağı bir olumlu etkiliyor. Üçüncüsü de Türkiye şu an artık çok stratejik bir konumda ve stratejik bir oyuncu artık bu bölgede, yani Asya, Orta Doğu, Avrupa'nın tam ortasında. İşte petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları vesaire, bunlar da konuşulacak. Nitekim Suriye ile ilgili olacak, yani nasıl bir aksiyon alınacak, bence bu toplantı çok kritik. Hocam bu arada şu da var, Suriye konusu önemli ama esas öne çıkan bir de bu transatlantik anlaşma var ya, AB ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Onun bize gerçekten olumsuz yansımaları var şu anda. Onu da çok, hani çok anlaşılır, ancak şöyle özetleyebiliriz sanırım. Meşhur bu bizim Gümrük Birliği anlaşmamızın bize getirdiği yüklerden bir tanesi bu. Ne oluyor? Şimdi üçüncü ülkelerle Avrupa Birliği ticareti yaparken bir takım avantajlar elde ediyor. Ama biz o avantajların hiçbirinden faydalanamıyoruz. Orada imza durumumuz da yok. Orada artık ne kabul ediliyorsa biz onu aynen kabul etmek durumunda kalıyoruz. Aynen. Ama üçüncü ülkeler mesela AB'ye bazı avantajlar sağlıyorlar o ticaret sırasında. Biz bundan hiçbirinden faydalanamıyoruz. Biz bütün avantajları sunuyoruz ama. Şimdi aynı şey çok büyük bir ticaret anlaşması olan Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli oluyor. Aynen, şimdi bugün okuduğum benim yorumlar, ABD bunun farkında olduğu. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında hani Türkiye'nin taleplerini, Türkiye'nin isteklerini, Türkiye'nin beklentilerinin farkında olduğu. Fakat bu konuda
çok da umutlanmamamız yönünde bir takım telkinler var. Şimdi acaba tabii şu geliyor insanın aklına. Hani bir takım ortaklıklardan işte terörle mücadele konusundaki işbirliklerinden söz ediliyor. Diğer yandan bu çözüm süreci yürüyor. Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. O, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji politikalarıyla ilgili Orta Doğu'ya bakışında bambaşka bir durum söz konusu. İşte Suriye meselesi, İran, Irak, İsrail konuları. Bunlar acaba bizim açımızdan bu transatlantik anlaşmanın AB ile ABD arasında yapılacak anlaşmanın olumsuz taraflarını bir şekilde hani bizim için olumluya çevirebilir mi? Yani Obama bunu kabul eder mi? Türkiye'nin taleplerini kabul eder mi? Bu anlaşmayla ilgili beklentilerini kabul eder mi? Tamamen bu Orta Doğu konjektürü bakımından. Tabii şöyle hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Düşünür mü? Evet, aynı şekilde düşünecektir. Acaba kaz gelecek mi? Bunun hesabını yapacaktır. Büyük bir ihtimalle Amerika. Senin az önce de söylediğin gibi Avrupa Birliği Amerika ile anlaşma yaptığında gümrükler kalkıyor, indiriliyor ve ticaretin kolaylaşması sağlanıyor. Bu durumda Amerika Avrupa Birliği'ne hangi şartlarda ihracat yapıyorsa, Türkiye ile hiçbir anlaşması olmasa bile Türkiye'de o gümrük birliğine imza attığı için Amerika mallarını rahatça burada sokup satabilecek. Evet. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nin sahip olduğu o hakka sahip olmadığı için ki şu ana kadar birçok ülkeyle yaptı Avrupa Birliği. Tabii tabii. Ve diğer ülkeler getiriyor. Hiç üçüncü dünya ülkeleri getiriyor. Malını burada istediği gibi rahat pazarlıyor. Satıyor. Fakat biz oraya gitmeye kalktığımızda karşımızda büyük gümrük duvarları var. Burada Amerika bence bunu çözecek. Çünkü oradan şu ana kadar barış. Yani benim de son birkaç haftadır okuduğum kadarıyla bizimkiler gerçekten çok bastırıyor bu konuda. Yani olmazsa olmaz. Aslında bu gümrük birliği anlaşmasının Avrupa ile bence yeniden gözden geçirilmesi lazım. Kesinlikle. Yani oradaki o şartların geçirilmesi. Biz de şu an öyle bir konumdayız yani. Avrupa'ya bunu diretebilecek güçteyiz. Benim tahminim Amerika bu konuda ılımlı davranacak. Yani oraya vermiş olduğu %100 değil ama belli bir yine sonuçta hani bir nevi teşvik gibi düşün. Amerika nasıl ki Avrupa'ya gelin işte şunları siz yapın biz de sizin ülkelerinizde şunları satalım şeklinde düşünmüşse benzer olacak ama %100 Avrupa Birliği'nin sahip olduğu her hakka sahip olmayacağız ama ne bileyim bir %50'sini kupartmaya çalışacağız gibi bir durum var. Ve zaten yarınki görüşmelerin içerisindeki en önemli gündem maddesi ki bence birinci sırada ekonomi anlamında birinci sırada bu var. Buradan eğer biz şeyi alırsak, yani Avrupa Birliği ile yaptıkları anlaşma gibi hakların çok büyük bir çoğunluğunu alırsak bu bizi gerçekten çok olumlu etkiler. Yani bizim ihracatçımızı da çok olumlu etkiler. Ve Türkiye'den özellikle belli sektörler, mesela bir tekstil katoları var. Belli bir ürün satabiliyorsunuz, ondan sonra satamıyorsunuz. Bu gibi şeylerin kaldırılması veya kotaların ya da şey olması... azaltılması diyeyim. Yani kotaların yükseltilmesi şeklinde olabilir. İşte öyle bir ortamda ancak biz istediğimizi almış olacağız. Fakat asıl bence o anlaşmayı belirleyecek olan şey ne olacak biliyor musun? Sıkıntı orada. Yani sıkıntı Suriye ile ilgili olarak Amerika bizden bazı şeyler isteyecek. Ve siz bunlara evet deyin. Biz de o ticaret anlaşmasını öyle anlaşalım diyecekler. Evet, hocam bu arada bilgisayarınız gitti geldi izleyicilerimiz belki merak eder. Önünüzde bir yok bir var. Küçük bir sorun vardı o halledildi evet, geldi evet, değil mi? İnternet geldi. Tamam geldi tamam. Evet, dolayısıyla izleyicilerimiz soru sorarsa biz de şey yapabiliriz. Evet. Şu şeyi de görüntüyü şimdi, verebilecek şekilde de ayarlayayım. Hani evet, grafikleri falan verebiliriz açısından. Yorumlar gelmeye başladı, sorular gelmeye başladı. Ben size aktaracağım ama şimdi ilk bölümde genel olarak ekonomiye bakacağımız için bu anlaşmanın neler getirip neler götüreceğini yarın da konuşmaya devam edeceğiz hocam. Tabii evet. Hani biz olumlu tarafını düşünüyoruz. Sizin dediğiniz gibi hani, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye bakar bu Obama. Bakarsa bizim için büyük avantaj olur ama tabii olumsuz tarafı da olabilir. Onu da düşünmek lazım. O zaman da hakikaten bizim için ciddi yük anlamına gelir. Aynen. Ya uluslararası ilişkiler dediğimiz şey nedir biliyor musun? Aslında iki kişinin belli bir konuda bir iş yapalım, birlikte yapalım dediğinde her iki tarafında kendi menfaatini maksimize etmek üzere bir oyun oyun teorisi. Tamamıyla odur. Tamamıyla oyun teorisi. Burada bizden acaba Suriye için ne istenecek? Bu açıklanmayacak tabii ki. Yani o kısmı kapalı kalacak. Ama ABD ile
ticari ilişkilerde neleri aldık? Bunlar ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Diğer taraftan Türkiye'nin hani ticari kazanç sağlayabileceği çok önemli bir faktör de bu doğalgaz boru hatları, enerjinin dağıtımı. Yani enerjinin tam bir dağıtım merkezi haline dönüyoruz biz. Orada yapılacak işte görüşmelerden sonra da enerjinin dağıtımı ile ilgili olarak ciddi anlamda bir fonksiyon ifade edeceğiz. Evet. Yalnız şu ana kadar şunu da gördük biz. Yani Sayın Başbakan bugüne kadar evet dışarıya gitti, görüşmeler yapıldı vesaire, bunlar konuşuldu. Ama orada şu an eli daha güçlü. Yani bir hakikaten bir 5-10 yıl önceki Türkiye gibi değiliz. Yani orada biraz da tuttuğumuzu kopartacak şekilde bence gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur, hayırlısı olsun diyelim. Hocam şimdi hemen birkaç soru var, onları aktarayım, öyle devam edelim. Aydın Yağcı diyor ki CCI, MACD, RSI göstergeleri ne anlama gelir, neyi ifade eder? Bir hissenin alım ya da satımını bu grafiklere bakıp anlamak mümkün mü? CCI göstergesi sizin TKE göstergesiyle aynı mı acaba? Hayır, aynı değil. CCI dediğimiz İngilizce açılımı Commodity Channel Index denilen bir gösterge. Teknik analizde temel felsefe şudur Barış. Teknik analiz niye arttı, niye düştüğüyle hiç ilgilenmez. Talep var mı yok mu ona bakar. Birçok gösterge de nasıl ki arabanın benzin göstergesi var, hararet göstergesi var, kilometre göstergesi var vesaire. Biz de bir çeşitli göstergelere bakarak acaba artacak mı, talep artıyor mu, hızlanıyor mu, evet, alımlar hızlanıyor mu bunu anlamaya çalışırız. Yatırımcılar bunları öğrenmeye başladıkları anda da bunlara çok büyük önem atfederler. Ve adeta bunlar geleceği gösteren büyük inanılmaz sihirli projektörler gibi zannederler. Fakat böyle bir şey yoktur. Ve daha sonra şunu öğrenirler. Aslında bu göstergelerin geleceğe ilişkin çok da fazla bilgi vermediğini öğrenirler. Bu CCI dediğimiz işte MACD göstergesi, RSI göstergesi. Örneğin RSI dediğimiz Relative Strength Index, yani göreceli güç endeksi diyoruz. Yani gücü var mı? Yani artacak mı? Güya bunu bulmaya çalışan bir formül. Yaptığı şey şudur. Diyelim ki 14 günlük RSI'yi sen çizdiriyorsan şunu yapıyorsun. Son 14 günde yükseliş olan günlerle düşüş olan günleri karşılaştırıyorsun. Yükseliş olan günler daha fazlaysa o zaman eğri yukarı gidiyor. Aa, talep var diyor. Eğer son 14 günün 12 gününde hep yükseliş olmuyorsa eğri çok yukarı gidiyor. Ama bu eğri o kadar yukarı gidebilir ki o zaman denir ki ha bu aşırı alım bölgesi, çok aşırı almaya başladı herkes. Fiyat çok yükseldi, aman dikkatli ol denir. Veya bu eğri dibe vurduğunda ya şu an herkes satıyor, aşırı arz bölgesi artık çok düştü. Bundan sonra da daha fazla düşmez gibi yorumlanabilir. Fakat ben yatırımcılara özellikle teknik analiz keskin bıçaktır. Nasıl ki bir çocuğun elinde mutfakta keskin bir bıçağı verip patates soydurmaya kalktığında neler olabileceğini biliyorsan, konuyu çok iyi bilmeden bu göstergeleri okudukları bir iki cümleyle kullanmaya kalkan yatırımcılar çok ciddi zararlara uğrayabilirler. İşte gösterge hocam böyle dedi, niye yükselmez? Zaten göstergeyle her öyle dediğinde her zaman yükselseydi fiyat, o zaman kimsenin başka bir iş yapmasına gerek yoktu. Tabii. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum yatırımcılara. Geçmişe dönük testleri yapmak zorundasınız, yapmalısınız. Geçmişte ne kadar bir başarılı olmuş bir gösterge, ona bakmalısınız, onu incelemelisiniz. Onu incelemek için de Barış, çok iyi bir matematik modelleme bilgisine de sahip olman lazım. Öyle formüller yazacaksın ki geçmişte ben bunu kullansaydım zarar mı ettirirdi, kar mı ettirirdi? Yoksa gözle tek 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 500 tane hisse senedini incelemenin imkanı yok. Evet. İşte bu yüzden de ileri düzey teknik analiz dediğimiz teknik analiz kullanıyor. Yani 300 tane hisse senedinde CCI'yi kullansaydım, yani CCI'yi kullansaydım sonuç ne olurdu görebiliyorum. Ama o formülleri yatırımcıların yazmasına imkan yok. Değil, tabii. Çok bayağı ciddi bir şey bilgisi gerekiyor. Hani programlama bilgisi de gerekiyor, matematik bilgisi gerekiyor. Hele ki istatistik bilgisi gerekiyor. Ben onun yerine başka bir şey yapsınlar yatırımcılar diyorum. Ben bu şirket kaç para kazanmış kardeşim son bir yılda, iki yılda? Bu parayı kazanmaya devam eder mi, etmez mi? Edecekse eğer, eminsem, faaliyet raporlarını okumuşum. Bu şirket
de ortak olsa, mesela bütün para mı olsaydı? Bak, Türk Hava Yolları'nda sabah işte grev vardı, sonra bir açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları herkesin işin başında olduğunu söyledi. Şu an Türk Hava Yolları'nın değeri 9 milyar, 9,5 milyar TL. Siz acaba 9,5 milyar TL'niz olsaydı bu hava yolları sahibi olmak ister miydiniz? Bugün bu fiyattan alır mıydınız? Bu soruya cevap verecek. Bu soruya cevap veremiyorsa zaten o hisseye bulaşmaması lazım. Bu soruya cevap vermek için de şirketin faaliyet raporunu okuyacak. Şirket ne yapıyor? Geçmişte ne kazanmış? Geleceğe dönük ne yatırımlar yapıyor? Bundan evet. Ne gelecek? Buna bakması gerekiyor. Peki hocam, Cenk Sapmaz da diyor ki Ocak ayında İMKB 100 endeksi 87 binlerdeyken geçmiş yıllarda maksimum zirve ile Haziran dönemindeki endeksler arasında %8'lik bir fark olduğunu belirtmiştiniz. Acaba bu sene de aynısı olur mu? Zira endeks 91 binleri geçti. O 87 bin yani 86.700'ü tam geçiyor gibiyken Moody's haberi geldi. O %8'den daha büyük düşüş oldu. %15 düştü. Yani o dönemde. Yani orada o şeye bakarken şöyle bakılıyor. Deniyor ki hani zirveye vurduktan sonra izleyen 6 ayda en azından yüzde kaç düşüş olmuş? Buna baktığında en az %8 bir düşüş oluyordu. Orada %16 düşüş oldu. Yani 87 binden endeks 75 bine geldi. Moody's haberinden sonra, Moody's not artırmayacak diye beklentisi ortaya çıktıktan sonra. Zaten biz de orada hatırlarsan, ya burada satın falan diyorlar ama burada işte artık çok fazla düştü. Aman sabır, aman yatırımcı, bir iki ay bekleyin. Çünkü o düzeltme gerçekleşmişti. Bir de %8'de %15'e yakın düzeltme olmuştu. Şimdi onu söyleyemeyiz. Şimdi farklı bir dönem var. Şimdi 86.700 direnci üçüncü defa denendikten sonra kırıldı. Kırıldıktan sonra artık burası önemli bir destek. Evet. Bundan sonra hedef 93.000 seviyesi. Şu an 91.500'deyiz. Orası kısa hedef. İstersen ondan sonraki hedefe de bakalım. Yani nereye gidebilir ondan sonra endeks? Bu düşüşe baktığımızda, şimdi arkadaşlar grafiği verebilirseniz eğer. Grafikte göreceksiniz onu. Geliyor şimdi. 92.500 seviyesi ve 93.500 seviyesi. Yani şu aralık %61, yani altın rasyoya göre 93.500 hedeflenmiş durumda. Son zamanlarda biraz bekleme yaptı ve şimdi yukarı doğru bir harekete başladı. Bence bu hareket devam edecek Amerika'da başbakan görüşmeleriyle birlikte. Burası kırılırsa hedef yaklaşık 105 bin oluyor. Yani bu 93.500'ün üzerinde kapanış olup 2 günde bunun üzerinde kalırsa o zaman 105 bin olacak. Şimdi ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Burada tek bir sıkıntı var. O da, sen şeyi okudun mu Barış? Adem Yavuz'un Diyarbakır'daki evet, izlenimlerini. Evet. Orada dikkat edersen barış sürecine ilişkin olarak şu an BDP ve terör örgütünün çeşitli taktikler uyguladıkları. Bunu çok büyük bir zafer olarak gösterip işte daha neler kopartacağız şeklinde bir hava yarattıkları belirtiliyor. Bu ileride şu an borsadaki yükselişi geri çekebilecek veya terse çevirebilecek tek gelişme olacak. Bence orada bir sakatlık olması. Yani oradan bir sıkıntı doğarsa biz borsada düşüş görmeye başlarız. Ama şu an uluslararası konjonktürde tüm dünya borsalarında büyüme beklentileri yeniden arttı. Amerika Mayıs ayında bütçe açığını ve bütçe borçlanma limitini sıkıntı olacak derken Amerika'nın bütçe açığı azalmaya başladı büyümeyle birlikte. Ve bu Eylül'e attı bu tarih. Bu nedenle de dış piyasalarda çok olumlu bir gelişme. Japonya, Asya, Japonya ile birlikte yükselmeye devam ediyor. Avrupa'da faizler, çok borçlu ülkelerin faizleri tam anlamıyla dibe vurdu. Dolayısıyla şu anki konjonktür tüm dünyada hisse senetlerini işaret ediyor. Evet. Bu nedenle de ben hani o zaman olduğu gibi bir %15'lik, biz onu Ocak çıkışında diyorduk. Yani Ocak'taki seviyeden itibaren Haziran'a kadar bir %8 geri çekilme yapıyor. Şu an Ocak'ta değiliz. Şu an daha Mayıs'tayız. Mayıs'ta sat, hani sonra gel ve uzaklaş diye bir söz vardı. O da gerçeği yansıtmıyor Türk borsası için. Çünkü bundan zannedersem 3-4 gün evvelki Bugün Gazetesi yazımdaki Mayıs'ta satıp çıkmalı mı diye bir yazı yazdım. Orada da geçtiğimiz şöyle 13 yıla baktığımızda 6'sında Mayıs'tan sonra yükseliş olmuş. 7'sinde Mayıs'tan sonra yükseliş olmuş, 6'sında düşüş olmuş. Evet. Yani Mayıs, Haziran'da. O da anlamlı değil. Dolayısıyla benim tavsiyem şu. Borsa yatırımcısı elindeki hisseleri beklesin. Sadece hisse değişimi yapabilir ama
benim hissem gitmiyor diye değiştirmesin. Hissesine güveniyorsa, faaliyet raporunu okumuş, çok başarılı gittiğini görüyorsa şirketin, en azından bu 3 aylık kârı, geçmiş yılın 3 aylık kârının en az bir %10-15 üzerinde gelmişse o tip hisselerde kalmaya devam edebilirler. Dolayısıyla benim verebileceğim hedef, yani borsada şu an öyle bir düşüş, geri çekilmeyi şu an beklemiyorum. Ama yarın sabah yayında diyebilirim ki borsa 70 bine kadar düşebilir diyebilirim. Yani bu gelişmeleri ancak değerlendirebiliyoruz. Tabii. Düşünsene, yarın Amerika'dan başbakanın indikten sonra bir saat sonra bütün görüşmeler kesildi, Türkiye'ye geri dönüyor diye bir haber gelse ne olur? Burası kafadan %10 aşağı gider. Dolayısıyla haberler ve şartlar ancak fiyatı belirliyor. Biz de buradaki görevimiz, değişen şartlarda ne beklenmeliği anlatmaya çalışıyoruz. Şartlar bir dakika sonra değiştiği zaman, o zaman benim de bütün hedefim değişecek. Ben şimdi 93.500 çok rahat görülür diyorum. 5 dakika sonra gelen bir haberle aman ha satın diyebiliriz yani. Evet. Peki reklam arasına gideceğiz hocam. Reklamlardan sonra dediğimiz gibi bugün bir konuğumuz var. Akyürek Pazarlama. SPK'ya başvurusunu yaptı. Halka arz için BIST 100'de yönetim kurulu başkanı Serdal Akyürek bizimle olacak. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da ya da. Paranın rotasına devam ediyoruz. BIST 100'de halka arzlar devam ediyor. Zaman zaman biz de burada halka arz kararı veren, bu yönde adım atan şirketlerin yöneticilerini ağırlıyoruz. Bugün de onlardan biri bizimle beraber. Akyürek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Akyürek bizlerle beraber. Serdal Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür Şimdi hemen belirtelim, öncelikle Akyürek Holding olarak değil, Akyürek Pazarlama SPK'ya başvurusunu yaptı. Başvuru sonucunu bu hafta sonuna kadar bekliyorsunuz herhalde. Kurul kararımızı bekliyoruz. Önümüzdeki haftada tarih, talep toplama tarihi netleşmiş olacak. Fiyat netleşmiş olacak. Ondan sonra süreç başlamış olacak. Şimdi ben şunu sorarak başlayayım hemen. Akyürek Holding'i, tabii Akyürek Holding deyince belki izleyicilerimiz hatırlayamayabilir ama aslında 50 yıllık köklü bir şirket. Evet. Ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, neler yapıyorsunuz, onu bize bir anlatın isterseniz. Teşekkür ederim. 1964 yılında kurulmuş bir aile şirketi öncelikle. 50 yıllık bir geçmişi var. Şu anki durumda şirketimizin 3 tane ana iş kolu var. 3 ana faaliyet konusu var. Pazarlama, dağıtım, perakende ve tarım. Kurumumuzun ana iş 3 tane ana iş kolu. Bu 3 iş kolunda 8 branş şirketimiz bulunmakta, 2500 çalışanımız bulunmakta ve 2012 son itibariyle de konsolide olarak yaklaşık 1.5 milyar TL ciro ile kapattığımız bir... Merkezi nerede şirketin? Yeşilköy, Dünya Ticaret Merkezi'nde merkezimiz. Peki şimdi... İstanbul'da mı kurulmuştu 1960'da? Kuruluş Şanlıurfa Viranşehir, bakkaliye ile başlayan bir iş hayatı var. 1981'de aile karar alıyor, baba ve amcalar İstanbul'a geliniyor. Sonrasında gelişen işlerimizde bugünkü duruma holdingleşme ulaşmaya süreci çok eski değil herhalde, değil mi? Yeni holdingleşme. Geçen yılın sonlarında holdingleşme sürecini başlatmış olduk. Beraberinde iştirak şirketlerimizin tamamı holdingin altında. Gıda, hızlı tüketim ürünleri gibi, temizlik ürünleri gibi ürünleri, pek çok aslında bilinen özellikle marketlere, değil mi? Çok büyük süpermarketlere, hipermarketlere siz temin ediyorsunuz, siz pazarlamasını yapıyorsunuz, değil mi? Aynen öyle. Türkiye'nin ve dünyanın dev markalarını ve Türkiye'deki lider markaların ürünlerinin satış ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Peki, şunu sorayım. Şimdi neden acaba Akyürek Pazarlama halka arza karar verdi? Büyüme. Bunun ana sebebi büyüme. Akyürek Pazarlama son 3 yıl içerisinde ciddi büyüme kat etti. Her yıl %20'lik büyümelerle cirosunu 300 milyonlardan 538 milyon seviyesine getirdi. Bu büyümenin daha hız kazanması için bu karara yönetim kurulu olarak vardık. O zaman siz halka arzdan sağlanacak fonları da bu yönde kullanacaksınız. Tabii ki halka arzdan elde edeceğimiz hasılatın %80'ini şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek üzere kullanacağız. Hocam, sizin mutlaka sorularınız olacak teknik olarak da. Üç tane demin şey saydınız Akyürek Holding'in içerisinde. Birisi tarım, perakende dediniz. Evet. Bir de pazarlama. Pazarlama kısmı halka açılıyor. Halka arz edeceğimiz Akyürek Pazarlama. 567 milyon. 538 milyon. 538 milyon cirosu olan 15 milyon. 15.7 milyon. Evet. 16 milyon kar eden karlı bir şirket.
faiz, vergi ve amortisman öncesi kar ne kadardı? 15.7 milyon net kar. EBITDA. Evet. Net kar 7 milyon 300 bin seviyesinde. Evet, net kar 7 milyon 300 bin. Çünkü şöyle, biz aslında halka arz edilecek şirketleri burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu sayede yatırımcılar, bizi izleyenler de bir fikir sahibi oluyorlar şirketin genel şeyiyle. Perakende ile tarımda ne yapıyorsunuz? Tarımda grubumuzun iki tane işi var. Bir tanesi zirai gübre satış ve dağıtımı. Diğeri de tarım işletmeciliği. Sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Grubun kendine ait tarım arazileri üzerinde. Şimdi bir de grafiğimiz var. Onu da verelim isterseniz arkadaşlar ekrana da. Onu da görelim. Zaten burada hani iş modelinizi de anlatıyor. Evet. Bunun üzerine konuşalım isterseniz. Tabii ki. Bunu bir açıklar mısınız? Tabii ki. Akrek pazarlamanın iş modeline baktığımız zaman dev markalar fabrikalarda ürünlerini üretiyor. Biz bu üretilen ürünleri fabrikalardan satın alıyoruz. Evet. Satın aldığımız ürünleri kendi lojistik merkezlerimizde ve depolarımızda depoluyoruz. Türkiye genelindeki satış teşkilatımız kanalıyla Türkiye genelinde 300 satış kadromuz var. 300 kişilik satış kadromuz var. Bu satış teşkilatımız kanalıyla bizlere bağlı distribütörler, yerel marketler, indirim marketleri, süpermarketler, hipermarketler, bakkallar, toptancılar, otel ve restoranlar. Buralardan siparişleri satış kadrolarımız toparlıyor. Toparlanan siparişler lojistik merkezlerimizde planlanıyor. Ürünler bu satış noktalarına sevk ediliyor. Akabinde bu ürünler mağazalarda, raflarda yerini buluyor. Bunun beraberinde ayrıca Türkiye genelinde 100 kişilik tanzim teşhir kadromuz ile de özellikle büyük mağazalarda, süpermarket ve hipermarketlerde raf yönetimini sağlayan tanzim teşhir ekibimiz bulunmakta. Evet, orada peki demin dikkatimi çekti. Bakkallar, toptancılar, otel, restoranlar evet. Size ben şu maldan şu kadar istiyorum diyor ve siz onu mu götürüyorsunuz? Tabii, satış ekibimiz... Siz fabrikadan satın mı alıyorsunuz? Fabrikadan satın alıyoruz. Anladım. Satış ekibimiz müşterilerimizi ziyaret ediyor. Müşterilerimizden ürünlerin siparişlerini topluyor. Peki bu büyük markaların marketlere dağıtımında da mı aynı yol izleniyor? Yani diyelim ki büyük bir süpermarketin içerisinde evet. Sizin rafınız var. Evet. Onu da siz o zaman satın alıp orada mı pazarlıyorsunuz? Doğrudur. Birçok distribütörünü yaptığımız firmada Türkiye'deki ulusal zincir mağazaların aynı zamanda satış ve dağıtımını üstlenmiş durumdayız. Evet. Şimdi iş modeli olarak baktığımızda bu vesileyle de özür dilerim böldüm. 80 bin satış noktasına ulaşıyoruz akrep pazarlama olarak. Türkiye genelinde 80 tüm bin illerde satış noktası. Hemen tüm illerde, Türkiye'nin tamamında 80 bin satış noktasına ulaşıyoruz. Lojistik merkezleriniz kira mı, size mi ait? Kendimize ait olanlar da var, kira olanlar da var. %14 kaçtır o? 14 lojistik merkezi var. Bunun iki tanesi grubun kendine ait yerleri, diğer geriye kalanlar kiralık. O zaman satışların maliyetinde, yani sizin kâra ulaşırken baktığımda satışların maliyetinde en büyük faktör ulaştırma giderleri olması lazım. Satış pazarlama, lojistik giderleri ana iki tane gider kalemimiz olur. Peki gelen parayı ne yapacaksınız? Ne bileyim 20 lojistik merkezi 500 arabaya mı çıkacaksınız? Nasıl kullanacaksınız onu? Gelen parayı tamamen büyümede kullanacağız. 14 lojistik merkezimizin bölge sayımızı arttıracağız. Burada daha çok 16-17'ye taşıma hedefimiz var kısa zaman içerisinde. Beraberinde Türkiye genelinde güçlü markaları ürün portföyümüze dahil edeceğiz. Ve öz kaynakları güçlendirmede kullanacağız ağırlıklı olarak. Kaç marka var portföyümüzde? Şu an 1500 ürün var, 1500 SKU var. 10 tane firmanın da distribütörlüğü var. Peki sadece yurt içinde mi? Yurt dışıyla da çalışıyor musunuz? İhracat yaptığımız iki firmanın ürünü de var, evet. İhracatta var. Bu arada ben şeyi sorayım. Yönetim kurulunda bağımsız üye var mı? Var efendim. Kaç kişiden oluşuyor yönetim kurulu? Yönetim kurulumuz iki bağımsız üyemiz var. Dört tane de başkan vekili ve iki üyemiz daha var. Bu çok önemli artık Türkiye'de. Şeffaflık açısından, yani küçük yatırımcının haklarının orada korunması açısından bağımsız yönetim kurulu üyeleri, ben öncelikle gerçekten şunu söyleyeyim. İlk sorulması gereken sorulardan biri bu. Halka açılacak şirketlerde. Çünkü hakikaten bir iç denetim gerekiyor. Bugüne kadar Türk yatırımcısı çok sıkıntı çekti. Gerçekten çok biliyorsunuz kötü halka arzlar oldu. Ve insanlar girdiler umutla ve ciddi paralar da kaybettiler. Bu kötü örnekleri dilerim sizin şirketiniz şey yapar,
başka farklı bir hikaye olur. Ama en önemli şey, ben bir uzman olarak, Amerika 1970'lerde bunu keşfediyor. Şirket ne kadar şeffaf, ne kadar açıksa şirketin değeri o kadar çok yükseliyor. O zaman insanlar daha fazla değer biçiyor. Güven meselesi. Muazzam, hani güven vermek için hakikaten her şeyi yapmak gerekiyor. Bu durumda şirkete kar dağıtımı konusunda şöyle söyleyeyim. Kar dağıtmak konusunda ilginç bir yöntem bu yalnız. Burada henüz Türkiye'de kullanılmadı. Normalde bir hisse başına, diyelim ki 1 liralık hisse başına 3 kuruş veya 5 kuruş kar dağıtıyorsunuz. Veya 10 kuruş kar dağıtık, hani nakit kar dağıtık. Bunun yerine Amerika'da şirketler şöyle bir yol da izlemişler. Bu karı dağıtmak yerine biz kendi hissemize çok güveniyoruz. Yatırımcıya 3 kuruş yani 1 liraya 10 kuruş vermek yerine biz kendi hisselerimizi şirketimize satın alacağız şeklinde davrandıklarında bu gerçekten hisseler üzerinde çok olumlu performans göstermiş. Ama siz bir büyüme şirketisiniz, growth şirketi. Hani büyüme şirketlerinde yatırımcı genellikle şey yapmaz. Hani illa kâra bakmaz. Büyüsün yeter. Çünkü büyüdükçe öz varlıklarınız artacak. İnşallah hakkınızda ve Türkiye için de hayırlı olur. İnşallah başarılı bir hikaye olur diyeyim ben. Şeffaflık konusuna ben de değinmek isterim biraz. Aile olarak ve grup olarak biz de bu konuda çok hassasız. Özellikle Halkar sürecinde değerlemeden tutun denetime kadar birçok konuda gerçekten hiçbir şey atlamadan en ayrıntısına kadar şeffaflığı her zaman koruduk. Bundan sonrası da bunu devam ettireceğiz inşallah. Peki şunu soracağım. Şimdi Türkiye'deki ekonomik tablo siz de zaten birebir ilgilendiriyor, birebir içindesiniz. Nasıl görüyorsunuz? 2012 nasıl geçti sizin için ve önümüzdeki yani 2013 ve sonrası için hedefleriniz neler? Şirketin hedefleri neler? Grup olarak 2012 için, 2012 bizler için iyi geçti. %21'lik bir büyüme sağladık ve 1,5 milyar euroya ulaşmış olduk. Türkiye ekonomisine çok umutluyuz. Büyümenin biraz daha hızlanması bizler için gaz tarafındayız yani. Gaz tarafındayız. Biz grup olarak da kendimize 3 yıl içerisinde 2,5 milyar euroya ulaşma hedefi koyduk. Bu 2,5 milyar euronun 3 yıl içerisinde 1 milyar akrep pazarlamadan olacak. Yani şu anki 538 milyon eurosu 3 yıl içerisinde 1 milyar seviyesine ulaşmış olacak. Böyle bir hedefi söz konusu. Grup olarak da holding ve iştirak şirketleri olarak da 2,5 milyar seviyesinde bir ciro hedefi koymuş durumdayız. Şimdi kendimize. Son birkaç dakikamız, son bir soru soracağım. Sonra hocam bu arada gong sesini duydum. Ona da bir borsa bakarız bitirirken. Borsa yükselerek açıldı. Bakacağız ama son bir soru sorayım. Ben bir yatırımcı olsam neden size ortak olayım? Neden ortak olmak isteyeyim size? 50 yıllık bir firma. Güçlü bir dağıtım ağına sahip bir firma. Büyümeye çok açık. Türkiye geneline hitap eden çok dev bir organizasyon ve güçlü markalarla işbirliği yapıyor. Mevcut altyapısına ilave edilebilecek çok pozitif etki yaratabilecek fırsatlar, iş imkanları var. O yüzden dolayı yatırım yapabilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben Serdar Bey. Beraber kapatacağız ama hocam 3 dakikamız var. 3 dakika içerisinde altın soruluyor. Gongu duyduk. Borsaya bakalım. Bir de dolara bakalım. Altın 1280 dolara düşer mi diye sorulmuş ama onu söylemem imkansız. Yani öyle bir şey olabilir mi gerçekten olamaz mı? Onu tahmin etmemiz neredeyse imkansız. Bu yüzden o soruya cevap veremeyeceğim ama altın daha önce de 1480'lerde alınmaz, geri çekilecektir 1400 dolarlara kadar demiştik. Şu an 1415 dolar seviyesinde. Altın bir süre daha geri gidecek Barış. Çünkü Bernanke'den yani Amerika'dan bir büyük bir ihtimalle bu parasal genişlemeyi erken sonlandıracaklar. Altın ondan olumsuz etkileniyor. Diğer taraftan borsaya baktığımızda borsada yukarı yönlü bir açılış oldu. Ve bu açılışta da dünkü gücün etkisi var. En yüksek neyi görmüş? 91.719, 720 diyelim. Tarihi tüm zamanların rekoru bu. 91.720. Evet bu sabah itibariyle az önce görüldü. Ve oldukça da yoğun işlem hacmi var şu an. İlgi artmış durumda borsaya. Dolara baktığımızda dolar şu an tüm dünya piyasalarında değer kazanıyor. O yüzden de özellikle Türk lirasına karşı, Türk lirası değer kazanıyordu dolara karşı ama dolar 1.82'ye doğru gidiyor. Hatırlarsan 1.79 ve altına geldiğinde rahatlıkla alınabilir çünkü Merkez Bankası izin vermez diyorduk. Şu an dolarda yukarı hareket devam ediyor ama 1.82.50'yi geçmesi çok zor. Bunu da belirtmiş olalım. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Halka arz konusunda özellikle yatırımcılar
gerçekten çok ince eleyip sık dokuyorlar şirketinizi. Henüz fiyat belli değil. Ama sermayeniz 32 milyondan 60 milyona çıkacak zannedersem, değil mi? Şu an 32 milyon 500 bin sermaye. Öz kaynak toplamı 47 milyon 500. Halkar sonrası 85 milyona yakın bir öz kaynak oluşmuş olacak. Evet, 85 milyon öz kaynağı, 60 milyon bir sermaye. Defter değeriniz 1,5 lira civarında olacak. 1 lira 40 kuruş civarında olacak. Ona göre değerlemeyi yapanlar. Evet. Bir de biz yaptığımız bütün araştırmalarda raporları hazırlıyoruz tüm şirketler için. Orada şirketin kurumsal yönetim puanı veriyoruz. Yatırımcı dostu mu diyoruz. O anlamda hani sizden çok olumlu mesajlar geldi şeffaflık anlamında. Ne kadar şirketin faaliyet raporu ve ayrıntıları ne kadar doluysa gerçekten şirket onun büyük şeyini görüyor. Yararını görüyor. İzahnamemizde buna olabildiğince çok detaya kadar yer verdik. İzahnameyi gördüğünüzde inşallah bunu da bize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok ben teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun diyelim biz de. Serdal Bey'e teşekkür bir kez daha ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Önümüzdeki hafta tekrarlayalım. Büyük olasılıkla değil mi? Bu hafta sonuçlanacak süreç. Önümüzdeki hafta talep toplama başlayacak. Fiyat da belli olmuş olacak. Talep toplama bir sonraki hafta olacak büyük bir ihtimalle. Önce tabii fiyat. SPK'dan kurul kararımız çıktıktan sonra Mayıs sonu gibi başlamış inşallah olacak. Talep toplama başlamış olacak. Peki hayırlı olsun bir kez daha. Kolaylıklar dileyelim size. Hocam teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.